İyi akşamlar sayın seyirciler. Doğa kapısına hoş geldiniz. Öncelikle Manisa Soma'da yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hemen hocamıza dönelim. Doktor Arif Arslan hocamızla birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok zor bir yayın olacak. Ee, aslında ben iki gündür, üç gündür doluyum. Ee, bugün biraz... Başka bir kanalda konuşmaya çalıştım. Dua ettim, Yasin okudum. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Hak bu tür felaketlerden bizi muhafaza buyursun. Ümmetin muhafızı Muhammed'i muhafaza buyursun. Üzerimizde bir şey var diye düşünüyorum ben. Özellikle İslam aleminin birkaç senedir, son 5-10 senedir her taraf çalkalanıyor. Benim ilk yorumum bu konularla biraz kafa yormuş bir insan olarak kıyamete yaklaştığımızdan dolayı toplu ölümlerin, toplu katliamların, toplu felaketlerin, toplu afetlerin, belaların ve musibetlerin yaşanacağını bildiriyordu Peygamberimiz. Bunlara yorumluyorum. Tabii ki insanların hataları burada önemlidir. Ayeti i kerimede zaten Cenab-ı Hak öyle diyor. Estağfirullah. Zahara al fesadu fil berri bima kesebet eydin nas diyor. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları hatalar, işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde fesat çıktı, anarşi çıktı, huzursuzluk çıktı, çıkacak gibi ayeti kerimede bize bildiriliyor. Bu yüzden Tabii ki zor. Ben inanın kaç gündür ağlıyorum. Dün gece özellikle o ölüm haberlerini, sayılarını aldıkça yatağıma yattım ama Allah sizi inandırsın, ayaklarımı uzatmaktan haya ettim, çekindim. Bir süre döndüm, durdum. Toprağın altında kurtarılmayı bekleyen, yerin altında bir buçuk kilometre altında, iki kilometre altında kurtarılmayı bekleyen, endişeyle bakan gözler, asık yüzler, korkulu, endişeli bekleyişler varken ben nasıl yatağımda huzurlu yatabilirim diye düşünürken kendimden geçmişim. <laughs> Cenab-ı Hak burada kaybettiğimiz kardeşlerimizi şehit olarak alıyor. Zira peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz göçük altında, yıkık altında kalan şehittir diyor. Yangında ölen şehittir. Suda boğulan şehittir diyor. Burada hepsi var. Üçü de var bunların. Suyu gaz olarak düşünecek olursak o da bir sudur çünkü ve göçük aynı şekilde var. Yangın var. Üç yoldan bu kardeşlerimiz şehittir. Yakınlarından, akrabalarından her şehide 70 kişiyi kurtarma şansı verecek Allah imkanı verecek. Ölmeleri hesabına üzülmekle beraber teselli tarafımız burası. Onlar şehit oldular. Borçları silindi, günahları silindi, yani namaz borcu, oruç borcu silindi. Büyük ihtimalle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, merhametindendir ki onlar böyle bir anlamda zulmen öldükleri için, bir anlamda mağduren öldükleri için ve mecburi bir ölüme maruz kaldıkları için kul haklarında sileceği kanaatindeyim. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu bu insanlara bu insanların hakkı olanlara, kendisinden hakkı iddia edecek olanlara daha güzel mükafatlar vermek suretiyle onlara hakkınızı helal edin. Ben de size bunları vereyim diyecektir diye ümid ediyorum. Ee, bir hadis-i şerifte de buna işaret var. Yani bu sevindirici tarafı bu işin. Evet. Ama bunun sevinecek bir tarafı yok. Gencecik insanlar, evet. 18-19 yaşında gençler, ikizler, kardeşler hep vefat ettiler. Anneler ağlıyor, çocuklar yetim kaldı. Eşleri dul kaldı. Ağlamamak, üzülmemek mümkün değil. Ama başımıza gelen her felaketin arkasında imanımızı, metanetimizi korumak zorundayız biz. Çünkü bela ne kadar şiddetli olursa olsun, büyük olursa olsun, her bela, her musibet Gene Allah'ın izniyle gelir. O nedenle teselli tarafımız için e, bu tarafı ve Rabbimiz inşallah bunları bizim için onlar için hayır hasenat hanesine yazacak. Onlar için büyük bir mükafat ve büyük bir inşallah cennet hazırlayacaktır. Hocam bu konuyu kaderle nasıl bağlaştırabilirsiniz? Kaderle bağlantısını yani anlatayım. Yani bu insanların bu insanlarımızın. Ölümü kader miydi? Evet şöyle bir durum var. Ee, bildiğiniz gibi Cabir bin Abdullah şehit olmuştu. Uhud'da şehit olmuştu. Şehit olduktan sonra, şehitlikten sonra gördüğü makamı Yasin suresinde okuyacağız. Son 20 dakikada izleyicilerimiz de bugün Yasin okuyacaklar. Ee, bize bildirecekler kaç tane okuduklarını telefonla bize haber versinler. Telefonumuzu da geçsinler oradan ki e, bir yarım saat 45 dakika bize müsaade etsinler. Sorularını daha sonra ilgili konuyla ilgili sorsunlar. Ondan sonraki bölümde de Kur'an okuyacağım. Ben bizzat okuyacağım. Çok nadir yaptığım şeylerden birisidir ama bu olaylarda her zaman olmuyor. Yüzyılda bir oluyor belki. Onlar için okuyacağım. Şehit oldu Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hazretleri. Ee, yakınları perişan Kardeşi annesi Kardeşi peygamberimize bir soru soruyor Durumları nedir ya Resulallah Diye sorunca e, allah Teala Ya onlar Müracaat ettiler diyor Ya Rabbi şehitliğin bu kadar güzel olduğunu Bize müsaade etsen de Geride kalanlarımıza haber versek Tekrar biz buraya gelsek Dediler diyor Peygamberimize mucizevi Bir yolla bildiriliyor bu Allah -u Teala buyurdu ki: "Hayır. Size izin yok ama ben sizin yerinize bunu bir ayetle Hazreti Muhammed'e bildireceğim. O da ümmetine bildirecektir." Vela la tahsebennellezine kutilu amvaten bel ahyaun inde rabbihim yurzakuna ferahina bima ataahumullah min fadli." Ayeti kelimesini gönderdi. Allah yolunda öldürülenlere şehit kapsamına girenlere. Burada illa Allah yolunda. Zaten Allah yolunda bu insanlar. Rızkının peşinde koşan Allah yolundadır. Peygamberimiz bundan şehit olan diyor. Lohusa kadın ölürse şehit olur diyor. Kardeşini korumak için ölen bile şehittir diyor. Yani komşusunu korumak için bile gündüz okudum hadis-i şerifi, ravmuz e hadiste Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Şehittir. Onlar için böyle bir müjde veriyor. Diyor ki Yürzekune ferahine bima atavum. Çok mutlu bir şekilde rızıklanmakta ve sevinmektedirler. Bima atavumullahu min fadli. Onunla ki allah Teala'nın kendilerine ihsan ettiği şeylerle. Şimdi onların durumları bu. Peki kader olarak mevzuya bakacak olursak kaderi yanlış anlamamak lazım. Kaderi doğru anlamak lazım. Bir gün inşallah tam mükemmel bir program yapacağız kader hakkında. İnşallah yani çok şey bildiğimi iddia etmiyorum ama böyle olduğu kanaatinde olduğum için Türkiye'de bu mevzunun bu kanadını inşallah bu iman esaslarından birisi olan esası öğreteceğiz inşallah. Kader sadece şu kadar söyleyeyim Allahu Teala'nın bilmesidir. Kaderde iki kısım vardır bir mübrem kader yani mecburi kader, mustar ıstırari kader bir de muallak kader vardır. Hepsi bunların iradeye bakar. Bakar ama irade de bir yere kadar bakar. İradeye de bir yere kadar bakar. Istirari kader de Allahu Teala'nın yani mecburi, zorunlu kader dediğimiz takdir ettiği şeyler olur. İşte yağmurun yağması, karın yağması, dolunun yağması, işte kainatın yaratılması, insanın, hayvanın yaratılması, dağların, taşların, suların vesaire yaratılması. Bunlar istirari kadere bağlıdır özellikle iradesi olmayan varlıklar ıstırari kaderle idare edilir, sevk edilirler, idare edilirler. Ama muallak kaderde şöyle yaparsan böyle yaparım vardır. İradeye taalluk eden kısmı budur. Mesela tedbir almazsan burada bir felaket olursa ben bunu önlemem diyor Allah Celle Celaluhu. Burada tedbir almak, her türlü tedbiri aldıktan sonra tevekkül etmek gerekiyor. Yani bu olayı kadere bağlayıp da suçu Allah Teala'ya fatura etmek, onun üzerine yıkmak fevkalade yanlış olur. Allah'ı zulmetmekle suçlamış oluruz haşa sümme haşa. Evet. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "İnna Allah la yazlimun nase şey'en." Allah hiçbir kimseye, hiçbir varlığa zerre kadar bir şekilde zulmetmez. "Ve la kinne nase fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler diyor. Hı hı. Onun için e, bir ayeti kerimede de diyor ki e, ma asabeküm min musibetin başınıza gelen hiçbir musibet febi eydi eydiküm yoktur ki kendi ellerinizde işlenmiş olmasın veya fu anketir. Çoğunu da Allah affediyor. Ya görmezlikten geliyor, ya idare ediyor, ya himaye ediyor. Ya bir şekilde kurtarıyor. Hani deriz ya Allah kurtardı. Evet. Yani bunlar evet. Hakikaten o hatayı yapan insan kurtulması mümkün değil. O zaman Allahu Teala oraya bir engel çıkarıyor. Bugün gelirken radyoda veriyorlardı dinledim. Bir baba kurtuluyor. Nasıl kurtuluyor? Aşağıda ıslanmış da çavuşu demiş ki çık dışarıda kurun elbiseni değiştir öyle gel demiş. Ondan sonra patlama olmuş. Evet. O kurtulmuş. Bir tane baba o gün işe gitmemiş. Çocuğu demiş ki sünnet düğünümü yapalım baba artık arkadaşlarımdan utanıyorum demiş. Oğlum demiş bir iki ay sonra yaparız demiş. Hayır baba demiş bugün yapalım. Ben arkadaşlarıma haber verdim söz verdim. Bu hafta sonu yapalım. Onun planı için işe gitmiyor ve o da kurtuluyor. Tabi yani bir anlamda bir takım şeyler sebeplere bağlı. Özellikle o kimselerin yaptığı dualar vardır. İşte efendim verdiği sadakalar vardır vesaire vardır vardır ama bir şeye bağlar Cenab-ı Hak. Yani şöyle yaparsam böyle yaparım olayı. Mesela tehlikeli yerlerde gezersen seni o tehlikenin içerisine düşürürüm. Çünkü mani olmam. Bu benim koyduğum kanunlara ters kendi koyduğum kanunların mahkumu olamam ben diyor Allah Celle Celaluhu. Yani onlardan da vazgeçemem. Onları icra ederim. Size düşen tedbirinizi almak, e, her türlü hazırlığınızı yapmak ondan sonrasını bana bırakmaktır. Hani bunu anlatmak için şöyle bir misal anlatırlar. Doğrudur. Evet. Peygamberimiz mescidinde, mescidinde bir de namaz kılan bir adama rastlıyor. Allah'ım devemi de koru muhafaza et onu benim için deyince eğilip kulağına soruyor. Deveni bağladın mı diyor Efendimiz. Hayır diyor çık deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et diyor. Hazreti Ömer'e de atfedilir bu. Vaka ikisi de birdir. Yani bir peygamber Efendimiz'den ders almıştır. Öbürü de kendisidir Efendimiz'in. Onun için kaderle alakalı toplu eceller de vardır. Vardır ama bu tamamen sebeplerin sükut ettiği yerdedir. Bir olay anlatayım. Evet. Hani e, Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Bey de bu mevzuyu gündeme getirdi. Bununla dua edelim dedi. Evet. Hakikaten bu önemli bir dua denizin dibinde kilometrelerce derinlikte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasıyla evet. dua edelim dedi. Evet. Bu duada üç yön var. Biz biz de ne tevafuktur. Geçen hafta bu duadan bahsettik. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Senden dâlim. başka ilah yoktur Allah'ım. Ben nefsine zulmedenlerden oldum. Beni kurtar. Yani hata benimdi. Burada hata benimdi Hı. demektir. Nefsine zulmeden e, nereden oldum demek hatayı kabul etmektir. Tedbir alınmadı, şu olmadı, bu olmadı vesaire 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 beni kurtar. Yani bahtına düştüm beni kurtar. E, Hazreti Yunus aleyhisselamı Allahu Teala kurtardı De, mi, e, kilometrelerce derinlikteki kaç milyon tane balığın hangisinin karnında olduğunu kim bilip onu kurtarabilir? Balığa sözü geçen, denize sözü geçen ve bir gece kurtarıyor. Geceye sözü geçen birisi olursa ancak kurtarabilir. Onun için bu kardeşlerimizin durumlarında böyle sıkıntılı durumlar var. Evet. Özellikle mesela şimdi öğreniyoruz ki işte sığınma odaları, kurtulma odaları, kaçma odaları vesaire vesaire yok veya eksikmiş. Çünkü bazıları yok diyorlar. Yani araştırmalara göre bayağı bir pahalı bir herhalde 250 bin dolar gibi bir şeymiş tanesi 1 milyona denk geliyor herhalde ya da 500 bine. İşte 4 tane yapılsaydı 40 kişi 50 kişi o odada 30 gün kalabilecek şekilde hazırlanıyormuş. Bilmiyoruz var yok yani ama biz sebeplere göre ve anlatılanlara göre konuşuyoruz. Ve kimseyi eleştirmek, kimseyi işte yermek, hakaret etmek, bunu birine fatura etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz samimiyiz, dini olarak mevzuya açıklık getirmeye çalışıyoruz. Toplu eceller olabilir toplu eceller olabilir. Demek ki Allahu Teala bunların bunu yapmayacaklarını, tedbir almayacaklarını, hepsinin bir gün burada bulundukları bir esnada böyle bir gaz patlaması olacağını, bundan yangın çıkacağını biliyordu ve kader ilahiye yazdı. Allah'ın yazmasıyla yapmıyoruz biz. Bunu çok iyi bilelim. Bizim yapacağımızı bu olayın olacağını bildiği için Allah yazıyor. Şöyle bir misal vereyim. Takvimleri okursunuz. Duvar takvimlerinde özellikle evet. kütük takvimlerde der ki işte falan ayın falan gününde falan saatinde ay tutulacak. Falan ayın falan gününde güneş tutulacak, olacak. Falan zaman işte e, fırtına olacak. Falan zaman kırlangıçlar göçecek. Eski takvimler, evet. marif takvimlerinde özellikle bunları yazıyordu. Nereden biliyor? Biliyor hep böyle ceryan etmiş böyle ola gelmiş. Takvimci yazdığı için mi kırlangıçlar göçüyor? Balıklar yukarı doğru gidiyor ya da güneş tutuluyor ya da ay tutuluyor. Hayır. Yeryüzündeki e, zaman gelip sümüğünü tutamayan, nezdeyi gribi önleyemeyen e, ya da işte efendim kendine malik olmayan bir adamın yazmasıyla gökyüzünde ne ay tutulur ne güneş tutulur. Ama o adam bunu bildiği için yazmıştır yazdığı için de günü geldiğinde gerçekleşmiştir. İlim maluma tabidir. Bilinen bir şey olmazsa ilim olmaz. Yani şu Kur'an varsa bunun üzerine ilim yapabilirsin. İlim de budur. Evet. allah Teala da malum olan şeyleri yani böyle ceryan edecek olan şeyleri ezeli ve ebedi ilmiyle yani sonsuz ilmiyle bildiği için bu olayları aynen yazmıştır. Ve yazdığı gibi de günü geldiğinde ceryan ediyor. Kaderi böyle anlamak lazım. Yoksa kader Allah'ın bizim elimize verdiği bir senaryo, tutuşturduğu bir senaryo. Hadi bunu oyna, sen topal oynayacaksın, sen kör oynayacaksın, sen işte falan gün madende öleceksin. Oyun değil hayat. Hayat çok kıymetli bir şey. Allahu Teala hayata değer veriyor. Her bir insanı bir evrenin özeti olarak yaratıyor böyle bir evrenin özeti olarak yarattığı varlığı basit sebeplerden dolayı öldürüp hayatına son vermez. Evet. Onun yaşamasını. Yazdı yazdı dediğiniz nedir? Yani bu yazdı. Yazdı. Bildiği şeyleri yazıyor. Yani bizim irademizle yapacağımız hataları biliyor. İrademizle yapacağımız hataları ya da doğruları biliyor. Bildiklerini yazıyor Allahu Teala. Peki e orada vefat eden işçiler bunun kurbanı mı oluyor? Bunun kurbanı olmuyor. Söyledim ya. Yani bir senaryo gereği onlar orada ölecek değillerdi. Tedbirsizlikler, hatalar, şunlar bunlar her şey. Ama onların bir hatası yok mesela. Onların yok ama ben, onları yönetenlerin var, çalıştıranların var. İşte o yüzden var. onlar oh, tabii sadece ki. olayın kurbanı oluyorlar. Bu yani, olayın yani. figüranları gibi bir şey. Yani tabii. böyle söylemek istemem ama tabiri doğru, hani, doğru, doğru. Bir caizse. Öyle. Ama Allah-u Teala'nın burada bir hatası yok, hata bizim. Onu anlatmaya çalışıyorum evet. ben. Allah biliyor, Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Senin yataktaki halini de biliyor, sokaktaki halini de biliyor, çalışırken ne niyetle çalıştığını da biliyor. Biliyor, her şeyi biliyor. Levh-i mahvi ispat dediğimiz bir yer var. Bir kara tahta diyelim. Dünya e, ya güncel ifade evet. şekliyle dünyamıza sokacak olursak bir kara tahta. O kara tahtaya yazıyor. Yazdığı şeyler levh-i mahfuza sabitleşince geçiyor. Peki ne zaman sabitleşiyor? Öldüğümüz zaman artık ya da irademiz bir şeye taallük etmez bir hale geldiği zaman sabitleşiyor. Mesela oraya bir günah işledi yazıyor. Bir gün tövbe eder diye o günah ana deftere geçmiyor, bekliyor. Ömür boyu bekliyor. Ömrünün son iki saatine kadar bir insan tevbe ederse, iman ederse, pişman olursa Allah Teala o günahları siliyor. Kıyamet günde onları belki hiç huzuruna çıkarmıyor. Belki de çıkarır. Sen bunları setrettiğin için ben de seni setrettim, örttüm diye peygamberimizin bir hadis-i şerifinde var. Onun gibi bakın dünyadaki yapılacak olan, olan, olmuş olan, olmakta olan ve olacak olan her şeyi Allah biliyor. Allah'ın bilmesi bizim yapmamızı gerektirmiyor. Madem Allah biliyordu bizi cennetlik ya da cehennemlik olarak soru şekli böyledir aslında. Evet. Niye tekrar bizi yarattı direkt cehenneme atsaydı? Demez miydik ki biz o zaman Allah'ım ben yaşamadım bunları yapmadım hiçbir şey yaşasaydın yapacaktın. Belki dönecektim yapmadım neden beni cehenneme attın demez mi insan der. Allah bu itirazı önlemek için yapacaklarını yaptıktan sonra ona cezaya da mükafat veriyor. Yani e, hiçbir şeyi e, kendi kanaatlerine göre değil bizim irademize bağlı olarak yapıyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam bir gün iki defterle geliyor elinde. salimde ne var biliyor musunuz diyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Hiçbir şey yok görünürde. Manevi. Cennetliklerin listesi kaydolduğu defter var diyor. Sol elimde ne var biliyor musunuz diyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor sahabi. Bunda da diyor cehennemliklerin listesi. Peygamber Efendimiz Baki mezarlığına gitmiş. Hüzünlenmiş dua etmiş oradaki bir takım insanların durumlarını sormuş. Allah Teala da kendisine bunları bildirmiş. Sahabe demiş ki o zaman ya Resulullah demiş madem herkesin cennetlik ya da cehennemlik olduğu belli. O zaman bizim amel yapmamızın, bir şey yapmamızın ne anlamı var diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki imalu kullu müeserin lima lehu. Siz çalışın. Herkes yaratıldığı fıtrat üzerine olacağı şekil üzerine ayette de var. Ya'melu ala shakilati Yani onun istikameti üzerine diyor gider diyor. Yolunu değiştirebilirsin. Bu mümkün. Bunu söylüyor. Dua edin kabul edeyim diyor Allah Celle Celaluhu. Benden isteyin vereyim diyor. Hidayet isteyin sizi hidayet edeyim diyor. Onun için yani burada her şey bizim irademize bağlı. Al, tedbirlerimiz çok güzel olsa. Mesela, mesela ben şimdi gündüz e, dediler ki bir soru sordular bana o programda. ...işte hocam şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, şöyle günah işlemişler, böyle günah işlemişler de e, başlarına bu felaket gelmiş diyenler var dediler bana. Ben sinirlendim biraz tabii ama orada güldüm. Yapacak bir şey yoktu. Soruydu başkalarının sorusu. Böyle diyenler varmış. İşte Gölcük depreminde içki içtikleri evet. için helak oldular, zina ettikleri için helak oldular diyenler var. Bir dakika dedim. O zaman dedim ne Amerika, ne Rusya, ne Avrupa hiçbir yerin olmaması lazım. Sadece Müslüman ve dindar hiçbir günah işlemeyen insanların olması lazım piyasada. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir şey olmaz. Evet. Tamam herkesin bir günahı vardır ama bakın bu günahların ya da bu hataların Allah bunların peşine takarak bu insanlara zulmetmez. Zulmetmez. Onlara tövbe imkanı verir. Ölünceye kadar, verdiği ömür müddetini kullanıp bitirinceye kadar onlara mühlet tanır. Tamam. Bir takım zulümleri kişisel olarak cezalandırır. Mahrum eder bazı şeylerden. Doğrudur. Mesela Hz. İbrahim'i ateşe atmak isteyen Nemrud'un burnundan Hz. İbrahim hakkından gelememiştir onu atmıştır. Ama ateş yakmamıştır. Allahu Teala ateşe ya nari kunu berden ve selamen ale İbrahim demiştir. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Sakın onu yakma demiştir yani. Yakmamış. İbrahim hakkından gelemeyince burnundan bir tane sinek giriyor. Beynine çıkıyor. Beynini ağrı başında ağrı yapıyor. Tokmakçılar tutuyor kafasına iki tane. Biri sağında biri solunda. Yani adamın buradan buraya dolanmasına bile fırsat vermiyor. Vurun diyor, vurun diyor. Buradakine vurduruyor. Bu tarafa geçti, buraya vurun. Bu tarafa geçti, buraya vurun. Onlar kendi kendinin ölümüne bir sinek vasıtasıyla en sonunda bir tanesi daha süratli vurunca beyin kalamasından ölüyor adam. Firavun, Hazreti Musa'yı öldürmek, boğmak, kavmiyle beraber yok etmek için peşine düştü. Bir şey yapamadı Hazreti Musa. Sadece kaçtı. Hicret etti. Ama sarayının altına Allah karıncalara oydurdu, çöktürdü, yerin dibine batırdı. Yani keza böyle büyük nemrutları, şeddatları Allah Celle Celaluhu helak etmiştir. Bunlar da olabilir, bu mümkündür. Ama mutlaka her şey bir sebebe bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Zülkarneyn için söylüyor Allah ama genel bir hükümdür. Likülü şeyin sebebe feat a sebebe. Her şey için bir sebep vardır. Zülkarneyn de bir sebebe bağlı kalarak hareket etti diyor. Onun için sebepler önemlidir. Ama sebepleri yaratan da Allah'tır. Bunu da unutmamak lazım. Yani bizim illaki iyiliklerimiz için Allahu Teala bize yardımcı olur, hidayet eder, rehberlik eder kötülüklerimizden dolayı da Allahu Teala demin okuduğum ayeti kerimede olduğu gibi pek çoğunu affeder ama öyle kötülükler vardır ki e, bazen yani kötü işler diyelim. Yani kötülük derken sadece günah akla gelmesin. Evet. Tedbirsizlik bir kötülüktür mesela. Peygamberimiz ne diyor? Et tedbiru husnul maişe. Tedbirli yaşamak en güzel yaşama şeklidir diyor. E sen tedbir almamışsın. Haliyle başına gelecektir. Kaderle mutlaka belirlenmesi Allah'ın ilmi dahilindedir. Biz ne belirlendiğini bilmiyoruz. Onun için bize düşen tedbirimizi almaktır. Ondan sonra Allah'a güvenmektir, tevekkül etmektir. Evet. Peki hocam, e, sorularım devam edecek. Bir telefonumuz var. Onu alalım hemen. Şenol He. Bey hoş geldiniz. Evet. Şenol yalnız hoş geldiniz. Alo. <laughs> Şenol Bey bizi telefonunuzdan dinlerseniz memnun oluruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Şu an. Şenol Bey televizyonunuzu kapatıp bizi ben telefondan bir soru dinlerseniz. Ama... Efendim? Ben hocaya bir soru sormak istiyorum buyurun, ama. Bekliyoruz. Buyurun bekliyoruz. Ee, Mümkün. bu 15 gün önce falan. Eee. Şenol şey Bey tekrar sormuşsun. ediyorum lütfen televizyonunuzun sesini kapatıp bizi telefondan tamam, dinler tamam, misiniz? Tamam tamam kapatalım. Şimdi bizim hocamız orada dedi ki şar e, parmak şaraba döküldüğünde o parmağı keseceksiniz dedi. Neden? Peki. Bunu, bunu öğrenmek istiyorum ben. Yani bunu öğrenmek, bunu öğrenmek istiyorsunuz istiyorum. Peki. Hocamdan ben bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür peki, ederim. Peki Şenol Bey teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimizden de rica edelim. Ee, bu haftaki programımızı Soma'ya ayırdık. Hayırlı, konuyla Konuyla alakalı sorular bize iletirseniz memnun oluruz. Peki hocam hemen izleyicimiz O Hazreti Ali'nin bir cevabı bir hassasiyetiydi. Sahabenin hassasiyetini anlattığımız gün anlatmıştık. Bu konuyla alakalı değil ama Hazreti Ali kendisi öyle diyor. Hazreti Ali'nin hassasiyetiydi o. İslam'a bağlılığını, İslam'ın Allah'ın emirlerine bağlılığını göstergesiydi. Yani şarap içen kafir olur diye bir şey yok. Sahabeden de şarap içenler vardı. Onu da o gün anlatmıştık. Nuayman gibi Allah hepsinden razı olsun. Ee, Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer devrinde bile içip hat cezası vurulan, vefat ettiğinde de Hazreti Ömer'den sonra da içkiyi bırakan, bundan sonra bana ceza tatbik edecek kimse kalmaz. Ahirete kalmasın cezalarım diye bıraktım demişti soranlara karşı. Şarap içen kafir olmaz. Öyle bir şey yok. Hazreti Ali'nin sözü o. Ben onu naklettim. Peki. İyi dinlemek lazım sohbetlerimizi. Peki. Ee, sizin evet. bir tanıdığını sanıyorum. Nermin Hanım arayıp 7 Yasin okudu. Yedi Yasin okumuşlar. İyi. Çok iletmiş. güzel. İletmiş. Evet. Peki hocam. E, şunu sormak istiyorum. E, ölüm şekli. Evet. Ölüm anında yaşanan ıstırapla ilgili bize bir fikir verir mi? Yani Örneğin bir Anladım. profesör, Anladım. bir profesörümüz e, tatlı ölüm diye bahsetti bu e, Somadaki ölümler gazdan e, kaynaklı ölümler bence için bence de doğru, e, bence de doğru tatlı bir ölüm çünkü e, eskiler hep şöyle dua ederlerdi Allahım az acı ani ölüm üç gün yatak dördüncü gün toprak gibi Anadolu'da dua şekilleri vardır. Babamdan da duymuştum. Büyüklerimiz de yapıyorlar. Hala yapıyorlar. Azacı ani ölüm, çabuk ölüm. insanın çok acı çekip de allah Teala hakkındaki hüsnü zannına zarar verebilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok acı çeken insanların da günahlarına kefaret olacağını, acılarının müminin en son duyacağı acının da ölüm acısı olduğunu beyan ederler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık ondan sonra ona acı yoktur mümin'e. Gerçek iman etmiş insana. Ama tabii şimdi biz insanların durumlarını bilmiyoruz. Allah Teala'nın o insan hakkındaki hükmünü de bilmiyoruz biz. Bilemeyiz. Böyle bir elimizde ölçü yok. Çok acı çekebilir belki ama hani halk arasında birilerinin öfkesi varsa işte ölemeyecek o kar olacak şöyle böyle falan. Bazı ölümlerde hakikaten tarihi ölümlerde var ki çok zor olmuş. Haçhaç bunlardan birisi. Haçhaç yatağında aylarca kıvranmış. Said İbni Cübeyr diye bir sahabi öldürüyor. Tefsirci bu aynı zamanda. Kur'an'ı çok iyi bilen birisi. Kellesini kesmiş. Vücudundan kütükte ayırmış vücudan, vücudundan ayrıldıktan sonra şahitlerin gözünün önünde kelle başı yani la ilahe illallah la ilahe illallah diye diye yuvarlanmış öbür tarafa gitmiş. Bu nasıl olur? Tabii bunun fiziksel boyutu nedir? Ayrı mesele ama bu yaşanmış bir mucizevi bir kayıt. Evet. Herkes için diyor beni bir kere öldürdüler dirilttiler. Said bin Cübeyr için bin kere öldürdüler ve dirilttiler diyor. O çok acılar çekmiş yatağında bir deri bir kemik kalıncaya kadar bütün etleri erimiş. Aç aç biliyorsunuz e, peygamberimizin e, yeğeni olan Abdullah bin Zübeyri de asmıştı. Annesine de gidip işte e, bir ağır bir laf edince o diyor hatip hutbesine minbere çıkmış insanlara vaz ediyor diyor. O sen ondan ders alamadıysan diyor, hiçbir şeyden ders alamazsın diyor. Annesi de geri kalmıyor. Ha. Tabii çok büyük e, acılar çekmek, günahların kefaretidir. Ancak e, burada hakikaten bu insanlar mazlum bir pozisyonda olduklarından dolayı o söyleyen e, hocamız doğru söylemiş bence. Çünkü ani bir şekilde öldüler. Büyük ihtimalle sadece öleceklerini hissettikleri için kelime-i şehadet getirdiler. Ve belki o kadarcık vakitleri oldu. Dua etme vakitleri oldu. Ondan sonra da vefat ettiler. Uhud'da böyle insanlar vardı. Kelime-i şehadet getirdi. Amr ibn Cemuh gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Müslüman oldu, şehit oldu diyor. İki rekat namaz bile kılmadan şehit olan insanlar vardı. Bunlar da belki öylelerdi. E, yerin altındaki durumu bilemiyoruz ama kurtulanları gördüğümüzde hakikaten o insanların mazlum insanlar olduklarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi sedyenin üstüne yatırdılar. Sedye çok temiz, kirletmeyeyim diye ayakkabılarımı çıkarayım mı diyor, çizmelerimi çıkarayım mı diyor. Bu millet, bu insanlar bu kadar nazik ve temiz ruhlu insanlar. Yani bu beni çok duygulandırdı. Evet, hepimizi hepimizi duygulandırdı. Peki bir telefonla Allah daha hepsine var. rahmet etsin inşallah. Amin. Amin. Gönülden onu diliyoruz. Alo. Atilla Bey. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam size de iyi akşamlar. Eyvallah, sağ olun. Ee, hocam için. şu andaki yediğim yemeği kapkara kömür yedim. Ama dualarım ölenler için. E, burada yediğim yemeği onlara gönderdim, yakınlarına gönderdim, kan alıyoruz Türkiye olarak. Evet. evet. Önce insanlığın, sonra Müslüman aleminin e, başları, sağ olsun. başları sağ olsun. Amin, amin, amin. Hocam ben e, bu sabah gittim e, bir arkadaşım fırına, konuşuyoruz. Hemen kısaca şunu söyleyeyim, soru soracağım ya size. Evet. Konuşuyoruz, yahu diyor biraz mutasıf ama şunu bilmiyor. Mutasıplıkta el ilim yok ise Allah'ın ne anlamda, ne zaman, nasıl, ne yapacağını bilmediği için kader diyor ölenlere. Kardeşim dedim, kader diyorsun ama Allah cellat değil ki bu adamların ömrü bu kadar olacak diye toprak altında bu adamları öldürdü, hayır. Bu adamların ölmesine sebep olan kim ise... Onlar insanların kaderlerini yarattığı için ve Allah da bunu bildiği için. Evet. Çünkü öbür dünyanın e, bir günü bizim bin günümüz. Aynen. Doğru Allah doğru. her şey ilmi rayına oturtmuş zaten. Tabii tabii. Evet, Allah bildiği evet, için yoksa, yoksa pardon, yoksa kader ne yapalım? Hayır. Allah insanın kaderini kendi celatlık yapmaz. Evet. İnsanın irade verir. Bu iradeyle insanlar kendi kaderlerini başkalarının da vesilesiyle eğer sağlanmış olursa işte Allah onu bildiği için kader oluyor. Atilla ben Bey çok teşekkür, varsa miyiz? Hayır, Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa hemen alabilir miyiz? Özür dilerim. Abi de büyüksün. Hayır. Peki çok teşekkür ediyoruz Atilla Bey size. Şeyin, Vaktiniz daraldı. Veda ediyoruz size. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, hocam biraz daha izleyicilerimizin. Orada yakınlarını kaybeden evet. ailelerin için rahatlatacak bir şeyler bize. Ben söyleyeyim şunu söyleyeyim, gerçekten Kur'an-ı Kerim önümüzde Rabbimizin kitabı. Bence dövünüp ağlamasınlar. Tabi demesi kolay belki ama ben bile ağlıyorum burada. Orada bir yakınım ölmediği halde, annem, babam, kardeşim olmadığı halde hepsini yüreğimde bir kardeş olarak hissettiğim için ben bile ağlıyorum. Onlara ağlamayın demek doğru değil ama metanetli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yakınlarımızdan birisi vefat etmişti. Çok ağladık. Çok ağladık. 3-4 gün sonra birisi rüyasında gördü. Bana o kadar ağlamayın üstüm akıyor. dedi. demiş evet. rüyasında. Evet. Yani üstüm akıyor yağmur kışın bir insan üstü akar damının saçakları e, zayıf olduğundan dolayı çürüdüğünden dolayı nasıl rahatsız olursa onlar da çok ağlamaktan rahatsız oluyorlar. Bunu söyleyelim. Dua akıtalım o zaman. Evet aynen yapacağımız şey ağzım bal yesin. onlara dua gönderelim kabirlerini aydınlatalım. Şimdi dua edeceğiz biz inşallah biraz sonra. Hem Yasin Şerif okuyacağım onlar için. Hem dua edeceğim. Türkiye amin desin inşallah. Bizim izleyicilerimiz bizimle amin desinler. Onlara dua gönderelim. Kur'an okuyalım. Ee, yedi Bu bir gün. imtihandır değil mi hocam? Tabii ki Öyle imtihan. göreceğiz bunu. Tabii ki imtihan. Yani iki hafta önce de anneanneniz vefat etti. İki üç hafta önce. Evet. Yani geri getiremiyoruz. Geri getiremeyeceğimiz şeyler için İslam'da taşkınlık yoktur. Yani bizim dinimizde taşkınlık yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ağlamayın diyordu. Kendisinin oğlu vefat ettiğinde İbrahim ağladı. Ya Resulallah siz bize ağlamayın diyordunuz ama siz de ağlıyorsunuz. Sizin ağlamanız bizi üzüyor dediler. Ve emliku ala kalbi dedi. Kalbime hükmedemiyorum. Ee, Kalp hüzünlenir, gözde yaş döker. Ne yapayım dedi. Biz de ne yapalım? Gözümüz yaş döküyor, kalbimiz mahzun oluyor, hüzünleniyor ama aşırı gitmeyelim. Yani e, Şiilerin yaptığı gibi yüzümüzü gözümüzü cahiliye adetidir evet. bu. Yırtmayalım, elbiselerimizi yırtmayalım, başımızı yüz, gözümüzü dövmeyelim, dizimizi dövmeyelim. Bence bunlar şehit. Evet. İnanın bunu gönülden söylüyorum teselli olsun diye söylemiyorum, yatırım evet. olsun diye söylemiyorum, Resulullah söylediği için söylüyorum, Resulullah'ın hadisini naklederek söylüyorum. Yangında ölen, göçüktü ölen, suda boğulan, doğum yaparken ölen, loğusa ölen annelerin, malının başında ölen, ekmeğinin peşinde ölen insanların şehit olduğunu Efendimiz söylüyor. Hz. Ali'den rivayetle dolayısıyla şehitler için mutlu olmak gerekir. Bence taşkınlık yapılmasın. Zordur ama ya sabır. Şöyle bir ayet var. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Hani biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Onlar erken döndüler. Belki evet. bilemiyoruz bize göre erken. Neye göre erken? Bize göre erken olabilir ama biz de onların gittiği yere gideceğiz. Gittiğimizde onlar tarafından karşılanacağız. Onları şimdi yakınları, akrabaları karşıladı. Orada düğün bayram var. Mevlana'nın dediği gibi. Şebi Aruz düğün gecesi benim için ölmek diyor. Hı. Mevla'ya kavuşmak, dostlara kavuşmak, Efendimiz Aleyhisselam'a kavuşmak. Kabrin öbür tarafında o kadar güzellikler var ki. Onlara kavuşmak. Ana rahminden dünyaya gelen çocuğa seviniyor muyuz, üzülüyor muyuz? Seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Bir çocuk daha dünyaya geldi diye. Orası da bir dünya. Demin Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ağlayarak dünyasını değiştiren kardeşlerimizin ailelerine sabır diliyoruz diyor. Ne kadar yani güzelce. bizim için duyduğunu şeyi radyodan dinledim. Evet. Konuşamıyor adam. Evet. Dünyasını değiştiriyor. Yani ölüm bir yokluk değildir. Kesinlikle bunu unutmayalım. Kabir bir canavar ağzı bizi yutacak bir ejderha değildir. Öyle gibi görünebilir. Kimler için? İnanmayanlar için. Ama biz müminiz. Biz bir koridordan geçiyoruz. Başka bir dünyaya giriyoruz. Yani evin bir odasından diğer odasına geçiyoruz. Öyle diyelim. Yani başka bir oda bizim için açılıyor öldüğümüz zaman. Onlar öyle bir hayata kavuştular ki inanın Şurada Yasin suresinde Habibi Neccar'ın dediği gibi diyor ki diyor ki kıyle dukhul cenne bana denildi ki diyor cennete gir. Kale ya kavmi ya alemun. Keşke diyor kavmim benim diyor bu kavuştuğum mükafatları bir görseydi, bir bilseydi diyor, bir anlasaydı. Evet. Şimdi bir Yasin onlar için okuyacağız. <laughs> onlar da böyle diyor. Ya niye alıyorsunuz diyor. Ben burada çok mutluyum. Nelere kavuştum ben diyor. Belki sizin benim arkamdan üzülmeniz doğaldır ama inanın üzülecek bir şey yok diyorlar onlar bize. Ama mesajlarını iletemiyorlar. Cabir bin Abdullah'ın diliyle Allahu Teala bize Ali İmran suresinde ve la kutulü kutili amaten fi sabilillah bel ahyaun inda rabbihim yurzakuna ferihin bima ataumullah min fadli ayetinde olduğu gibi ve la takulu limen yuktali fi sabilillah bel ahyaun onlar diri ölü değil Yani ölüm bir yokluk değildir Bir idam değildir evet. Bir efendim mahvoluş Yok oluş değildir Ölüm kesinlikle ebedi Hayatın kapısını aralamak O koridordan geçmektir Berzahtadır şu anda onlar Ve Orayı demin anlatacaktım unuttum Dünyadan ölen insanların Azrail Aleyhisselam ile beraber Vekilleri ruhlarını alır, Azrail Aleyhisselam onları Allah'ın katına çıkarır. Sema kapıları onlar için açılır, müminler için açılır ve Allah'ın katına çıkarır. Orada küçük bir muhasebe görür, kabrine iade edilir. Müminler için güzel döşekler, nimetler hazırlanır. Ve o kabrinde, berzah aleminde yani, o daracık yerde değil, orası genişliyor. İmanına göre, ameline göre genişliyor. El kabru ravdatun min riyadil cennet ev hufratun min hufarin niran. Kim için? Mümin için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe, kafirler için, inkarcılar için de cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor. O nedenle bu insanlar için üzülmek değil, sizin söylediğiniz gibi dua etmek lazım, Kur'an okumak lazım arkalarından, kabirlerine projektör göndermek lazım. Madende ışıksız kaldık diyor bir tanesi ışığımız söndü. Yasin onlar için bir ışıktır. Mülk suresi onlar için bir ışıktır. Kabrin projektörüdür. Dolayısıyla onlara biz buradan projektör gönderelim. Enerji gönderelim, evet. ışık gönderelim yani. Onların evet. en hora geçen şeyi şu anda yapılacak dualardır ve Yasinlerdir, Kur'andır. Geçmişlerimizden Allah, bir tanesi bir büyüğümüz vefat evet. etmişti çok özür evet. diliyorum. Ee, hatta söyleyelim rahmetli Turgut Özal vefat ettiğinde evet. e, birkaç gün birisi rüyasında görmek üzere e, teşebbüs ediyor. Duaları var dualarını okuyup yatıyor. 15 gün kadar sonra biliyorsunuz Türkiye sadece Diyanet 124 bin hatim okudu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda resmen açıklandı hmm. bu. Evet. E, nasılsın diyor o soran o seviyede arkadaş seviyesinde birisi vallahi diyor ilk günler biraz sıkıştırdılar ama arkamdan yetişen Kur'an Hatimleriyle çok rahatladım diyor çok iyi oldu şu an çok iyiyim diyor evet. onun için Hatim okuyalım ee, bize de miraç gecesine Hatim okuyan arkadaşlar var dua yapılacak Hatim duası yapacağız bu gecede Türkiye bizi sosyal medyadan takip eden Özellikle benim arkadaşlarım hepsi Yasin okuyor şu anda. Evet, Okuyabildikleri kadar okuyacaklar. Evet, evet. Bildirilen 7 tanesi belki 70 oldu, belki 700 oldu şu anda. Evet. Gündüz okutturdum ben bütün Türkiye okudu. Show TV'deydim söyleyeyim bir şey olmaz yani. Evet. Yani evet. sayısını diyor hatırlayamıyorum diyor. Onur Hanım vardı. E, sayılarını hatırlayamıyorum hocam dedi. Siz sayısız hatim deyin dedi. En güzeli böyle dedi. Evet. Ben de onlar için dua yaptım. Dua reklama yetişmedi, programa yetişmedi. E, yaptık ama elhamdülillah gönderdik. Evet. Bizim insanımız duyarlı, evet. bizim insanımız vefalı, bizim insanımız iyi. Kadir Şinaz. onlara dua edelim, onlara Yasin okuyalım. Bütün geçmişlerimizin hepsine bağışlayalım, bütün ehli imanı. Evet, evet. Peki hocam bir telefonumuz daha var hemen evet. alalım. İsmet Bey hattımızda, hoş geldiniz. İsmet Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Buyurun dinliyoruz İsmet Bey. Hoş bulduk. Arif Hocam'a Arif Hocam'la konuşacaktım. Buyurun, mı? buyurun. 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 Arif buyurun. Hocam evet. programınızı izliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şehitlik şehitlik makamı olarak bir şey söylediniz. Evet. İlgimi çekti. Hı hı. Ben çocukken e, çok zikir ederdim. Evet. O zikir esnasında başıma öyle olaylar geldi ki tabi bunları anlatmak uzun süre. Evet. Şöyle bir şey anlatacağım size. Hı hı. Ee, bir bahçedeydim. Bahçe esnasında yanıma birileri gelirdi. Her zaman da gelirdi. Fakat bu, bu seferki değişik kimseler geldi. Hı hı. Ee, şehitlik Jandarma Jandarma yani daha önce vefat etmiş jandarmalar sokak aralarında devriye geziyorlarmış. Ee, evet. Biraz daha e, hızlı anlatabilirseniz. Şimdi Evet. Vefat etmiş bir çocuk vardı. Bir de Karaağaç Karaağaç'ta İskenderun Karaağaç'ta biri daha vardı işe gidiyordu. İşe giderken bir araba çarpmış kendisine. bir arkadaş da Pınar Mahallesi'nde İskenderun'a yani bize çok yakın evi. O da tüfekle yani av tüfeği değil de saçma tüfekle çocuğu çocuk balkonda top oynarken ikinci kattan aşağı düşüyor. Arnına yeriyor saçma. Bunu söyleyen de tabii o şehit olan çocuklar. Evet. evet. Dedi ki anneme söyle dedi ben yanıyor mu dedi. Ağlamasın dedi. Ağladığı evet. zaman dedi ben dedi yanıyor mu dedi. Evet. Benim anlatmak istediğim şu. Hocam siz ağlıyorsunuz bu kadar şehitlere. Tabii ki isteyerek yapmıyorsunuz. Bu kalp. Evet. Yani tüm arkadaşlarımıza oradaki Soma'daki herkese yani şehit lik makamına gelen kimselere Allah'tan rahmet dilerim. Amin. Peki Yen İsmet o ki bunu yani daha olgun bir şekilde anlatırsan. Peki İsmet Bey çok teşekkür ediyoruz çok bağlandığınız Anladım. için. Sağ olun. Teşekkür Sağ ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Sağ, Sağ olun. Sağ ol. Peki hocam esas geride kalanlar. Evet. Daha önemli galiba. Tabii şimdi onlar bir anlamda dünyayla çok kısa bir hesap gördü büyük ikramiyeyi kazandılar. Alama diyorsun ama yani bu ikramiyenin büyüklüğü de bizi ilgilendiriyor. Biz nasıl öleceğiz? Bir şey daha var. Peygamber Efendimizin bir müjdesi var. Şehit olmak isteyen insan bu niyetle yaşarsa Allahu Teala ile bağını kuvvetlendirir, devam ettirirse yatağında bile ölse şehittir diyor. Bir bu tarafımız var. İkincisi onlara vefa borcumuz duadır, evet. Kur'andır onu söyledim. Üçüncüsü tabii kendimize bakmalıyız dediğiniz gibi. Ee, yaralar devletimiz tarafından. İnşallah sarılacaktır. Evet. Devlet tarafından olmasa da millet tarafından sarılacaktır. Demin söylediğim evet, cümleleri ben boşuna söylemiyorum. Tabii. Hayır kurumları var, yardım kurumları var. Milletimiz çok vefalı. Devletin gücü nereye kadar yeter onu bilemiyoruz. Tahsis edilen bir şey olur, bir hesap, bir kitap olur. Onu yaparlar ona göre. Tatmin etmese bile inşallah milletimiz tarafından, hayırseverlerimiz tarafından sarılacaktır Allah'ın izniyle. Endişe etmesinler. Orada beni yaralayan işte birkaç olay var. Birisi abucuna oğluma iyi bakın diye yazmış. <laughs> Ben yani çok üzüldüm ben ona. Merak etmesin, Allah büyük. Firavunun sarayında Hazreti Musa'yı büyüten Allah, Müslümanların gönlünde de senin oğlunu büyütür, korur, ruhun şad olsun. Merak etmesen. Ondan sonra bir tanesi işte hanımına veda ediyor vesaire. Yani Allah'ın izniyle geride kalanlarda. E ee, onların yüzü suyu hürmetine diyeyim ben. Evet. Ee, gerçekten duruşlarını sağlamlaştırırlarsa Rabbimize bağlılıklarını, itaatlerini devam ettirirlerse Allah onları hiçbir zaman bırakmaz. Şu an yürekler yanık. Kimse ne söylediğini bilmiyor. Evet. Biraz durulduktan sonra herkes ne yapacağını anlayacaktır. Sabrı cemil ile Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın dediği gibi Hazreti Yakup Aleyhisselam bildiğiniz gibi Yusuf'u kaybettikten sonra Bünyamin'i de bir şekilde Yusuf alıkoyunca oğullarına karşı Vallahul müstaanu ala ma tasifun fe sabrun cemil. Artık benim Allah'tan başka sığınacak hiçbir yerim kalmadı. Ondan bir sabrı cemil istiyorum dediği gibi bu insanlarda geride kalanlarda Allahu Teala'dan sabrı cemil istesinler ona sığınsınlar hepimizin Rabbi o. Tamam. Şu hata yaptı, bu böyle yaptı, bu şundan oldu, şu bundan oldu. Bunları tartışmaya yani kendi içimizde gerek yok. Gerekli yerler tartışacaklar onu. Merak etmesinler zaten. İlgili evet, evet. e, ilgili makamlar, merciler tartışıyor. Ya yani ben de bulandırmak istemiyorum. Konuşanlar çok olduğu için bana düşmüyor söz zaten. Onlar yerine gelecektir. Siz imanınızı kaybetmeyin gönlünüzü Allah'tan ayırmayın. Hasbunallah ve ni'mel vekil deyin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin duasını çok okuyun. Ondan sonra Rabbi inni mesne dur sabredemiyorsan artık Hz. Eyyub'un duasıyla Allah'ım zarar bana dokundu. Bana işte afiyet ver, sabır ver diye dua etmek lazım. Rabbi inni mesne dur ve ente erhamir rahimin rahmetinle, mağfiretinle, merhametinle e bana sabır verdiye Allahu Teala'dan sabır, metanet istemek lazım. Başımıza gelmiş bir şey. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca demin ki sorduğunuz soruya araya telefon girdi. Mükemmel cevap veremedim. Bu bir imtihan. Geride kalanların bir imtihanı. Kimin bir imtihanı? Devletin imtihanı, milletin imtihanı, işverenin imtihanı, evet. dostlarının, arkadaşlarının, yakınlarının imtihanı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu e, Estağfirullah gene Ali İmran suresinde ve le nebluvennekum bi şeyin havfi vel cu'i ve naksim minel emvali vel enfusu ve semarat ve beşir sabirin e, ki siz biraz açlık, korku mallarınızdan, ürünlerinizden eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor. Ölümle imtihan edeceğiz diyor ayrıca. Evet. Yakınlarını alacak, arkadakileri imtihan edecek. Yani annesini babasını aldığı gibi bazen tersine düşüyor. Çocuğunu da alabiliyor. Yani onu da alıp e, hani hep annelerimiz babalarımız derler Allah'ım evlat acısı gösterme diye dua ederler. Ha. Bak bu arada bir baba da aynısını söyledi. Ben dedi işte hastaydım. Beni iyileştirdiler dedi. Oğullarım kendisi gitti dedi. Sıra bendeydi aslında dedi. Bu sıraya bakmıyor. Yani bazı şeyler takdire bağlı olarak gelişiyor ya da bir takım şeylere bağlı olarak gelişiyor. Biz sırayı bilmiyoruz. Sıra kimde? Evet. Yani belki bu stüdyodan çıkmak bana da nasip olmayacak bir gün. Bilemiyorum. Çünkü benim bir duam var. Allah'ım seni anlatırken benim canımı al diye Allahu Teala'ya ben dua etmişim. Evet. Ya kürsüde ya secde ederken ya okulda öğrencilere bir şey anlatırken ya bir konferansta ama mutlaka seni anlatırken canımı al dedim. Ben dua ettim bu duamın kabul olduğuna da inanıyorum ben. Yani biraz da belki su testisi su yolunda kırılıyor. Ee, evet. Onun için ta Te herkes temutune kema taishun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve tuhşarune kema temutun öldüğünüz gibi de haşr olursunuz diyor. Tabi kimseyi müdafaa etme ya da yerme gibi bir şey yok ama burada gündüz söylenen bir sözü de yanlış anladılar galiba toplum tabii onu da söylemek gerekmiyordu orada belki de ondan kaynaklandı o. İnsanları özellikle bugünlerde idarecilerimize, polis kardeşlerimize, devlet erkanımıza söylüyorum. Kendilerine itiraz edenleri horlayıp dışlayıp hakaret etmesinler. Alsın bağrına bassın. Gel seninle bir sarılalım desin. Merak etmeyin kir bulaşmaz, leke bulaşmaz, pislik bulaşmaz onlardan. Hastalık bulaşmaz. Bir sarıl Ateşini bir söndür. Derdini bir al, bağrına bir bas. Kardeşimsin benim de, İstersen yumrukla beni de ne olacak ki? Evet. Üstüne yürümenin bir anlamı yok. Gördüğümüz çirkin manzaralar da var. Yüreğim parçalandı. Yani evet. Yani evet, hoş değil. değil. Evet. O Or oralara girmek istemiyorum. Evet. Ne olur ki? Bağırsın ya, bağırsın. Gel yüzüme söyle kardeşimde. Hak ettim ben bunu de. Hatalıyım de ya. Ne olacak ki? Evet. Ne olur yani eksilir misin? Boyun mu kısalır? Bir şey olmaz. Yani evet. bunları da görmezlikten gelmeyelim. O insanların dertlerini anlayalım, dinleyelim. Psikologlar gönderilsin, psikiyatrlar gönderilsin. Travma geçirdi çünkü insanlar yani. 285 evet. oldu galiba. Belki 280, 400 olacak, bilmiyoruz. Allah korusun. Dört. Allah muhafaza buyursun. İçeri girenlerden daha kayıp olan bir sürü insan var. Çıkartılamayan bir sürü insan Tabii. var. Bu Hiç insanlar onlar için Umudumuz sürüyor inşallah. Sürüyor ama evet, evet. infialini anlayalım yani geride kalan tabii, insanların. Tabii. Bizi dövseler bile seslenmeyelim orada evet. ya ne olacak ki yani. Evet. İki yumruk yemişim benim milletim yani ne olur ne olur neyin eksilir Allah aşkına neyin eksilir ya. Peki hocam bir telefonumuz var onu alalım. Gülten Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz. Ben hocama soru soracağım. Hocam iyi akşamlar. Teşekkür ederim iyi akşamlar. S sizi her hafta izliyorum. Çok severim. Allah sizleri bizim başımızdan eksik eylemesin. Allah razı olsun. Somali'deki kardeşlerimizin geride kanlara Allah yardımcıları olsun. Hocam of. şimdi Amin. ben size bir iki soru soracağım. Buyurun. Şimdi bu kardeşlerimize yatın iş yeri tabere süresini okuyoruz. Çok iyi. Hani ben birkaç kişiden duydum. Diyorlar ki bu ölen kişilerini hani hatim okuyoruz tabere Amel falan. Diyorlar ki annesinin kızlık soy ismiyle, bağışlamamız gerekiyormuş. Şimdi biz bu kardeşlerin hiçbirinin ismini bilmiyoruz. Bağışlamamızı nasıl yapacağız? Onu Çok sizden öğrenmek istiyorum. Bir de ben sürekli iş yaparken e, dua okurum. Fazla, üç ihlas bir fatiha diyorlar bir hatim yerine geçiyormuş. Doğru hadis-i şerifte var o evet. Abdestli abdestsiz Fark günah oluyor Yani abdest abdestsiz hep okuyorum. Evet. Tamam fark etmez yani onlar bir şey olmaz. Ee, Peki Gülten Hanım var mı başka sorunuz? Çok teşekkür ederim. Başka sorum yok. O şey hani hocam. Söyleyeceğim. İzah edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Evet hocam. Şimdi, şimdi demin beyefendi bir şey söyledi. Yani mutasip ama dedi cahil dedi yani. Şimdi i̇şte bazen böyle diyesim geliyor benim de. Kimseyi dışlamak, Hor görmek istemiyorum. Tabiatım da yok benim aslında. Evet. Ama şimdi cahil insanlar bir sürü öteberi üretiyorlar, türetiyorlar. Ya niye olmasın? Sen Allah orada ölenleri bilmiyor mu? Senin kimin için okuduğunu niyetini Allah bilmiyor evet. mu? Yani illa annesini soy kızlık, isimli, kızlık şimdi, soyadı. Annesinin, soy annesinin adı biz bilmiyoruz ki hiçbirisini. Evet. Soma'da. Madende şehit olan kardeşlerimizin ruhuna hediye ettim, vasileyle eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi dediğin zaman onlar için bu hediyeler paket paket adreslerine hepsinin tek tek verilir. Merak etmeyin yani böyle büyük bir hediye almış gibi onlar da sevinirler, ferih ve fehur olurlar, başkalarına da gösterirler yani hepsini eşit birer hediye gönderiyoruz biz. Evet. Onun için annesinin kızlık soyadına ya da şuna buna hiç gerek yok. Bu bir. İki, abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen bir adam baştan sona kadar okuyabilir. Mealini de abdestsiz okuyabilir. Bir daha söylüyorum. La <laughs> yamesuhu illel mütahharun diyor. Bu konuda ona abdestsiz olanlardan başkası el sürmesin. Abdestsiz de demiyor. Temiz olanlardan başkası el sürmesin. Burada Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Tevbe suresinde innemel müşrikûne necesün diyor. Müşrikler, Allah'a ortak koşanlar ve kafirler necistir diyor. Müminler için böyle bir şey yok. Hatta Ebu Hureyre habuset nefsi deyince ne diyorsun sen diyor peygamberimiz. Mümin habis olmaz, necis olmaz diyor. Öyle deme diyor peygamber efendimiz. Engelliyor. Mümin e bir kötü niyet olmaksızın Kur'an-ı Kerim'i de abdestsiz okuyabilir Yani bu bir Bu konu bir tartışma konusu Cünüplük orada kastedilen Diye Birçok alim bunu tartışmış Bunların da bir söz olarak Yeri var çok önemli Ama ne var Hürmet etmek için abdestli olalım Abdestin şartı dört Farzı dört Elini yüzünü yıka Başını meset ayaklarını yıka Bu da abdesttir yani sünnetlerini atlasam bile. Evet. Yani temiz olanlardan başkası el sürmesin diyor. Temizlik sadece abdeste olmuyor. Kusur da bir temizliktir. Mümin olmak da bir temizliktir. Nitekim bunu çok tartışmışlar. Ben yeni bir tartışma başlatmak istemiyorum. Ama bana göre yani ben olsam Kur'an-ı Kerim okuyacağım zaman otururum, abdestimi alırım, edebimi, adabımı takınırım, Kur'an'ı ona göre okurum. Ama dinlerken abdestsiz dinleyebilirsin fark etmez. Bilgisayardan okurken abdest almak gerekmez. Diyanet zaten fetva verdi. Yani karşında bir şeyden okurken abdest alman gerekmez. Dinlemek e, gerektiğinde abdest alman gerekmez. Okuyabilirsin. Mealini de okuyabilirsin abdestsiz. Yani bu Kur'an'a dokunmayın diye 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 de bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar zaten. Bence her şekilde okunmalı. Evet. Yani tabii. ne olacak bir şey olmaz. Peki yine telefonlarımız var alalım evet. hocam hemen. Zeynep Hanım, Zeynep Duman. Evet. Gaziantep'ten merhabalar. Buyurun. İyi geceler, hoş geldiniz. Evet. Ee, ben geçen hafta da aramıştım, hocamla konuşmuştum. Kanserden amcamı, babamı üst üste önler yaşamıştım. Belki evet. hatırlamışsınızdır hocam. Evet. 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 Bizim buralarda bir laftır. Bir kişi öldüğü zaman 41 tane iğne kalbe batırılır. Her gün bir tanesi düşer ama bir tanesi kalır. Ben Soma'da vefat eden insanların yakınlarını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de üst üste boy ölümleri yaşadığım için evet. ve babam aklıma geliyor, sürekli amcam aklıma geliyor. Ve hocam özellikle babam için söylüyorum, onu çok özlüyorum. Acaba bu özlemek iyi bir şey midir onun için, benim için iyi bir şey midir? Evet. Bunu sormak tamam. istemiştim. Onlara da üç elhamdül, üç, üç kulvallar bir elhamdül okudum gönderdim ruhlarına İnşallah Allah kabul eder hocam. Amin inşallah. Amin. Zeynep Hanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, Var mı başka Tamam. Hayır sadece bunu soracaktım tamam. bu konuyla ilgili. Tamam. Tamam. Başka sorularım da başka zamana kalsın. Evet. Özlemek iyi bir şey midir bunu öğrenmek Peki, istiyordum. Tamammış. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz size. Bir evet. diğer telefonumuzu da alalım isterseniz ardı ardına Peki. cevaplayalım. Mehmet Bey. Mehmet Öztürk. Alo. Alo. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler size de. buyurun. buyurun. Hocam, e, hayırlı akşamlar. Teşekkür size, ederim size de hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyorum. Tümlemizden. Ee, sormak, istediğim, sormak istediğim soru aynı zamanda tabii ki Somaya ile ilgili olacak. Yakın zamanda. Validemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah, sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi evlat acısı çekmiş olan veya çekmekte olan anneler için söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? İkinci evet. bir sorum olacak izninizle. Tabii buyurun. Yasin Şerif'i Türkçe okumak hakkında ne dersiniz? Evet, Peki. teşekkürler. Sağ olun. Evet, bey çok teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. İyi ben de geceler. teşekkür ederim. Allah emanet olun. Hayırlı evet, siz de Allah emanet olun. Peki, Zeynep Hanım. Özle Zeynep Hanım özlemek e, özlemekten sordu. bahsetti. Evet. Tabii ölü babayı, anneyi özlememek mümkün değil. Özellikle başımıza bir şey geldiği zaman, babam olsa böyle olmazdı, annem olsa böyle olmazdı diyen az değil. Yani hepimiz diyoruz. Evet. Yani ben bile bu yaşındayım. Dersiz tabii. Ki. <laughs> Annemi ben de özlüyorum. Ama rahmet eylesin. Ama Amin. Ee, onlara dua etmek gerekiyor. Özlemenin güzel tarafı budur. Her aklına geldiğinde büyük ihtimalle onlar bizden dua istiyorlar. Dua edelim. Evet. Özlemek e, gitmeyi gerektir, değil mi? Gidemeyeceğine göre kendi başına yani oradan emir gelmeden gidemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala e, ölümü temenni etmeyin buyurmaktadır. Evet. Yani ölsem de kavuşsam ya da ölsem de kurtulsam gibi sözler yanlıştır. Yani bu mümkün değil bizim annemizi, babamızı o şekilde görmemiz mümkün olmadığına göre onlara dua ederek yakınlaşacağız, özlemimizi gidereceğiz. Onlar da bizi özlüyorlar ki dua istedi, biz onları özlüyoruz. Giderler, evet, ondan hocam? kaynaklanıyor bu bir. İkincisi evet sizin için bir zararı yok yani merak etmeyin bir şey olmaz sadece dua istiyorlar İkincisi Mehmet Beyin evet. de, değil mi sorusu evet, evet. Yahu Demin son cümlede Mehmet Bey'in sorusunun cevabını verdim ama galiba orayı dinleyemedi evet. bu Kur'an'ı herhalde okuyalım Türkçe Arapça İngilizce varsa Farsça varsa Rusça Allahu Teala her dili bilir geçen evet. de söyledik her dili yaratan Allah'tır. Yarattığı dilleri en iyi şekilde Allah Teala bilir. Her dilleri dilden bilir, okuyalım. Bütün dilleri bilir. Ama Kur'an'ı kendi dilinde okumak tabii ki daha güzeldir. Çünkü bir hadis-i şerifte "Lisanu ahlil cenneti Arabiyun" diyor. Yani cennet lisanı Arapçadır. Kur'an da Arapça olarak indirilmiştir diyor. Yani Yusuf Suresi'nde de "İnne nahnu nezzelne zikra" Ee, neydi ben de karıştırdım Biz bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik ki evet. Üzerinde düşünesiniz diye diyor evet. Yani tamam öyle okuyalım ama Arapça bilmiyorsak e, Türkçesini okuyalım Mealini okuyalım Tefsirini okuyalım Latin harfleriyle yazılmışı kastetti biliyorum evet. Hatalı okumalar oluyor ama Niyetin sağlam olduğu için Sahih olduğu için Arapça aslını öğreninceye kadar öyle de okuyabilirsin. Bir şey olmaz. Evet. Çat pat. Valla bizden daha kötü okuyanlar var. Gene biz çok iyi okuyoruz. Bir dün ezan verdiler. Afrika'dan bir yerdendi galiba. Bir, bir yerde dinledim. Ezan mıdır nedir anlayamadım ben. Ya, oralarda daha biraz daha yani, farklı oluyor galiba. Allah onları kabul ediyor da bizimki niye evet. kabul etmesin. Öyle bir şey olmaz. Tabi evet. Tabii mükemmelini yapmak güzel ama Yapabildiğimiz kadar. Kardeşim gücüm buna yetiyor. Rabbim evet. ben seni seviyorum. Kitabını okumak istiyorum. Öyle ya da böyle okumak istiyorum. Lütfen benden kabul buyur dedin mi? O geri çevrilmez. Merak evet, etmeyin. Gönülden olduktan sonra. Değil mi? Çok bağnaz olmamak lazım evet. bu konuda. Çok da daraltıp sıkıp bunaltmamak lazım. Ee, yani okunabilir. Evet. Transkripsiyon şekliyle zaten işaretler koyuyorlar. Hı hı hı. Okunabilir. Peki. Ee, bazı Kur'an'lar tecvitli yazmışlar. Okunabilir. Peki bir de evlat acısı çeken anneler için. Evlat acısı çeken annelere sabır diyeceğiz. İşte yani başka bir şey yok ne diyebilirim. Ama anneler için Peygamber Efendimiz bir annenin diyor Allah evladını babayı demiyor. Çünkü anne babadan daha fazla daha acı anladım. çektiği için çünkü doğuran bir parçası vefat ediyor. Sabrederse diyor onun mükafatını kat kat veririm diyor ahirette peygamber efendimiz de bunu bize bildiriyor. Ee, bir anne diyor işte vefat etmiş çocuğuna e, ağlayıp dövünmektense sabredip Allahu Teala'ya bir hediye gibi göndermiş gibi e, onu öyle düşünerek yani sabrederse evet, diyor evet. Allah onun mükafatını verecektir. Evladını kendisine şefaatçi kılacaktır diyor. Evet. Bunlar var hadis-i şeriflerde. Yani motomat böyle değil belki ama evkeme kal diyoruz biz Arapçada. Evet. Evet. Ya da onun söylediği gibi. Onun için e, sabretmek lazım. Evlat acısı büyük, ağır bir acı ama ne yapalım? Evet. Oluyor bu dünya evet. böyle. Evet hocam. Bir telefonumuz daha var. Ona da alalım evet, onu da Evet, İbrahim Bey hoş geldiniz. Son 20 hoş dakikaya de girdiğimizde de. unutmayalım yalnız Hocama bir soru soracaktım. Buyurun, Buyurun İbrahim Hayırlı Bey. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler ee, sağ olun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum Amin, Amin. Allah razı olsun. Amin. Hocam e, İmanın şartlarından biri de kader ve şerre inanmak. Evet hayır ve şerre evet. inanmak. Kadere. İnanmak. Ee, evet. Ömür e, yani ne uzar ne kısar biz hocalardan öyle duyuyorduk. Doğrudur. Ee, acaba bunların kader değil mi hocam? Bunu başta evet. bize anlattık. Kaderle bağlantısını anlattık. Tabii ki kader. Kaderde olmayan hiçbir şey yok. Evet. İbrahim Bey başka sorunuz yoksa size veda edelim. Yok hocam. Cevaplayalım Peki, açıklayalım İyi akşamlar biraz diliyoruz. Daha. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi kaderi ben bir daha özetleyeyim. Kader Allahu Teala'nın bilmesi ve bildiği gibi takdir etmesidir. Çok karıştırılıyor hocam evet. kader konusu. O yüzden Şimdi, sarmal halinde. Doğru söylüyorsun. Evet. Ee, ben en kısa cevabı takvim yoluyla buldum artık vermeyi. Yani evet. takvimciler yazdığı için mi güneş tutuluyor, ay tutuluyor? Evet. Yoksa takvimciler bildiği için mi ay ve güneş tutulacaklarını yazıyorlar. Evet. Allahu Teala bizim ne yapacağımızı bildiği için yazıyor kaderi. İrademizle ne yapacağımızı bildiği için yazıyor. Yoksa Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Bunu böyle bilenim yeterli. Evet. Kaderle ilgili bir kitap çalışmam var zaten. Çok izleyicilerden okuyucularımdan yalvarıyorlar yani. Ne olur kaderi de Tahmin anlatın Tahmin ediyorum çok rağbet görecekse evet, çok karıştırılıyor. Peki bir telefonumuz daha var. Remzi Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun. Allah'ın selamat sizlerinizden olsun. Öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Amin. Sağ ee, olun. ben o acıyı çok iyi biliyorum. Ben çok küçük bir babamı kaybettim, hiç babamı görmedim. O sezi hiç yaşamadığım için dönemden çok aldım, çok helak oldum. Ee, benim hocam bir sorum var. Ee, benim hayatım biraz karışık geçti. Evliydim, dört tane çocuğum var, eşim var. Eşim üzerine sekiz sene önce bir karı geçirdi. Evlendi daha doğrusu. İkinci evlilik yaptım. Ben bunu büyük bir sınava geçemedim. Çok isyan ettim. Çok ağladım. Çok acı çektim. E sonra da öğrenince tövbe ettim. Namaz kılıyorum şimdi. Kur'an'a başladım. Çok güzel. E daha doğrusu Rabbim bana bir sınav verdi. Ben o sınavda geçemedim diyebilirim. Hani kadınlık kuruluna yediremedim. Öyle düşünmeyelim inşallah da. Evet. Bitti mi? E, evet hocam. Acaba diyorum ki yani Rabbim beni affeder mi? Tamam ben Peki. anladım sorunuzu. Benim Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Sağ olun. Ben size. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Ee, Allah-u Teala şirkten başka inna Allah'a la en ve yagfiru madune bihi zelike yeşe ayet-i kerimesinde beyan buyurduğu gibi tabi şimdi onun korkusu da orada. Acaba e, şirkten başka bütün günahları affeder diyor. Ayet-i kerime bu. Evet. Hatta bir ayette Zümer suresinde e, 54 ya da 59 olacak ayet numarası da e, buyuruyor ki 54. İnna Allah yagfiru zunube cemia istisna yok. Şunu şunu değil. Bütün günahları bağışlar diyor. Evet. Ayet-i kerimede yani sınıflandırmıyor. Tabi e, demin söylediğimiz gibi Efendimizin bile üzülüp ağladığı bir yerde e, bir evladını kaybetmiş anne için zor tabi şimdi Mehmet Bey sorunca o da onu ben de sorayım dedi. Ee, olabilir. Yani üzülmüşsün, ağlamışsın. Bu bir isyan değildir. Hatta bazen söylüyorlar neden ben falan gibi. Bunlardır evet, isyan evet, olan. Evet. Neden biz? Yani neden o kurtulda ben işte öldüm ya da ben mahvoldum, ben kahr oldum. Neden onun başına bir ağrı bile durmuyor da benim başımdan felaket eksik olmuyor? Böyle düşünmem. Allah'ın merhametinden şüphe duymak evet, gibi. Evet. Böyle düşünmemek lazım. Evet. E bir de şu var. Allahu Teala sevdiği kulunu belalarla, musibetlerle imtihan ederek dünyaya küstürür diyor. Ya da dünyayı ona küstürür diyor. Yani ikisinden birisi. E şimdi Allahu Teala'nın kimi sevip kimi sevmediğini biz bilmiyoruz. Ben zaman oluyor benim gibi birisini sevmesi gerektiğini ya da seveceğini düşünmüyorum ama fakat kullandığı işe bakıyorum bazen sevildiğimi hissediyorum. Yani bana kendisi adına deyim yerindeyse izleyicilerimize hakaret olmasın, yanlış anlamasınlar. Yani onun adına havlayan birisi gibi düşünüyorum ben çok defa. Ve bu bile güzel, hoşuma gidiyor yani. Yani onun için herkesi Allah sever. Allah sevmediği kulunu zaten bunu hissettirmez bu duyguyu hissettirmez. Yani Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu, affeder mi, affetmez mi gibi bir duyguyu onun kalbine bile vermez. Sevmiyorsa ilgiyi keser. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de evvela yaravun enne müftenune fi kulli am merraten ev merratayn thumma la yetubuna ve lahum yezekkerun. Allah görmüyor musun onların bir kısmını yılda bir iki defa dener de onlar dönüp tövbe bile etmezler diyor. Tövbe ediyorsun sen çok büyük bir nimettir. Allah seni bağışlamayacak olsa sana tövbe ettirir mi? Ağzını bile açtırmaz. Bazı insanlar var dua edemiyor. Bazıları var namaz kılamıyor. Bazıları var hak namına bir lira sadaka veremiyor. Bir lira veremiyor. Yani verdirtmiyor Allah. Evet. Benim suçum ne diyeceksin? Senin suçun çok. Allah'ı görmezlikten gelmişsin. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Diyor ki ve men araba anvikri inne lehu ma'îşeten danka ve nahşuruhu kıyamete bizim diyor zikrimizi duayı ibadeti kur'an'ı görmezlikten gelenlere bir maişet bir yaşam sıkıntısı bunalımlı bir hayat veririz diyor geçim sıkıntısı olarak tercüme ediyorlar da o değil o sadece evet. sıkıntılı bir yaşam veririz ona bir hayat veririz diyor kıyamet gününde onu ama olarak gör olarak haşrederiz. Der ki: "Kale ribe kale rabbi lima haşerteni ama vakat kuntu basira." Allah'ım niye beni kör yarattın? Ben gözlük bile kullanmıyordum. Kör değildim. Kale kezalik. Allah celle Celaluhu buyuracak ki: işte böyle. Sen dünyada bizi görmezden geldin. Burada da o görmezliğinin, o körlüğünün neticesi olarak seni kör olarak yarattım. Bir daha görmeyeceksin." Der Allah Celle Celaluhu. Ayet bu. Taha evet. suresinde yani var. Yani orada fiziki bir körlük var. Fiziki bahsediyor. olarak cenneti cennette bile olsa ki cennete olmaz böyle insanlar olmalar mümkün değil. Çünkü bakın Allahu Teala bize o kadar delille, o kadar ayetle, o kadar işaretle, o kadar belayla, o kadar musibetle, o kadar nimetle, o kadar nikmetle kendisini anlatıyor ki bunu görmemek için kör olmak lazım. Ama fiziksel kör değil. Basiret evet. körü olmak lazım. Evet. E bunu sen artık görmüyorsan kıyamet gününde de belki bu da mecazidir. Evet. Yani ayet-i kerimede evet. olduğu gibi. Evet. Evet, evet. Öyle Allah Teala da onları görmezlikten gelecek. Hatta sıra bekleyecekler. Hani bize sıra ne zaman gelecek diye. Allah diyor ki onları la yuzekkihumullah ve la yükellimuhum onlar Allah Allah onlarla konuşmaz. Önce sonra aldım kelimeleri takdim tehir oldu. La yukellimullah yukellimuhumullah ve la yuzekkihim. Temizi de çıkarmaz Allah onları. Onlarla konuşmaz da. Atar bir kenara diyor. Ne zamana kadar atar bilmiyoruz tabi Ama gerçekten günahını düşünen, itiraf eden ya ben hata yaptım. Kimim ki Rabbime itiraz edeyim diye düşünen bir insana tövbe şansı verir Allah. Onları affeder. Merak etmesin bacımız da. İnşallah Rabbim geniş rahmetiyle sizi de bizi de bağışlasın, mağfiret eylesin.